Tamam, ben seni Merhaba arayacağım. Suzan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkes İstanbul'da bu aralar, ne güzel. Evet, birkaç gün buradayız. Yaman geldi mi? Gelmedi ama Seymen Bey burada, Yaman Bey'in ofisinde. Yanında kimse var mı? Yok yok, haber vereyim, buyurun. Buyurun. Oo, Ayşe Hanım buyurun. Ne o, tatilde mi çalışıyorsun? Bugün biraz zamanım vardı, Yaman'ı bir kontrol edeyim dedim. Ben olmazsam her şey birbirine katıyor. Ya alemsin Ayşe yani. O kadar ay sonra sevgilin gelmiş, İstanbul'a gelmişsin, ailen burada. Sen hala iş peşindesin. Bak evde kalacaksın bu kafayla söyleyin. Ural birkaç saat ailesiyle birlikte olacak. Benimkiler de komşularının ameliyatı için hastanedeler. Yapacak işim yoktu. Tamam, özün kabul edildi. Zeliha için psikiyatr arkadaşımla konuştum. Önümüzdeki hafta birkaç gün tatil yapmak için Ürgüp'e beni ziyarete gelecek. Zeliş'i kendi ortamı içinde görmek istiyor. Öyle mi? Bir sorun mu var? Yok, çok sevinirim, iyi olur. İlgilendiğin için sağ ol. Nedim'i size getirebilir miyim? Tabii tabii. Ne zaman istersen, çok memnun oluruz. Ben işlerime bakayım. Bu akşam bir programınız yoksa Ural'la bize katılsanıza. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Hay Allah, biz de bu akşam Ural'ın annesine yemeğe davetliyiz ama daha sonra. Tamam, uygun olursanız arayın, bir yerlerde buluşuruz. Günaydın. Günaydın. Bak yine benim bilgisayarımı kurcalıyor ya. Ya virüs yerleştiriyorum. Virüsüne de şimdi çekil şuradan ya. Ne yaptın kıza gene? Yüzü allak bullaktı. Hiç, akşam için davet ettim. Evde havalar nasıl? İyi. Bahar şimdilik kendini tutmayı başardı gibi ama bilmiyorum. Bu akşam çıkıyoruz, sen de gelsene. Bakarız ya, aile sorunları beni kasıyor, gerilime gelemiyorum. Keşke Bahar'dan önce benim haberim olsaydı. Daha sağlıklı önlemler alabilirdik. Yani bunu Bahar bilmese daha iyi olurdu. Ya da öğrendiğin zaman Can'a yardımcı olabilirdi. İş bu kadar büyümezdi. Belli ki bitecek bir şey. İkimiz birden o noktada ilgilenseydik bu hale gelmezdi. Şimdi dün geceki sahneden sonra kızı kontrol etmek zor. Bahar'ı da öyle. Ben çıkayım. Zeynep'i okuldan alacağım. Seni ararım. Görüşürüz. Ne oldu? İyilik. Ne bu surat böyle? Beni yeğeni için doktor bulduğumdan suçlu hissettirmeyi başardı. Başarır. Neredeyse Nedim'e çocuğu göstermek için ben yalvaracağım. Bak Ayşe Melek, yeğeni için bir şey yapılması gerekirse Seymen Ağa yapar. Bu senin üzerine vazife değil. Bundan daha fazlası da var, daha çocukça bir şey. Bütün ailenin üzerini koruyucu bir tabakayla kaplamak istiyor. Dışarıdan birinin kuracağı yakınlığa da dayanamıyor. Bu da insanı daha çok kışkırtıyor değil mi? O bütünlüğün içine sızmak, bir yerden delmek istiyor insan. Evet, sinir bozucu bir bütünlükleri var.